أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد

Bugün yeni bir senenin, yeni bir Ramazan-ı Şerefi'nin birinci günündeyiz. Cenab-ı Hak bizlere Müslüman olduğumuz için İslam'ın beş şartını bizlerden, bizlere şart koşmuştur. Yani İslam'ın şartını, ifadesini bazıları yanlış anlıyor. İslam'ın şartı Beştir demek. Yani şu beş şeyi yaparsan Müslüman olduğuna şahitlik edilir ve öldüğün zaman Müslüman muamelesi görürsün anlamına gelmektedir. Şimdi bunlardan birisi nedir? Hani Cebrail aleyhisselam öğretiyor. Bir gün geliyor yani ya, imanı soruyor, İslam'ı soruyor ve İslam'ı da Resulullah Efendimiz El İslamı en teşhede en la ilahe illallah Muhammeden Resulullah Yani İslam'ı İslam birincisi Allah'ın varlığına ve birliğine şahit olmandır, şehadet etmendir. Ve Muhammed Aleyhisselam'ın da Muhammed Aleyhisselam'ın da Allah'ın Resulü olduğunu ikrar etmendir buyurmuşlar. Ondan sonra ve ikame saleh yani e, şey en la ilahe illallah diyor ya ve tukime saleh namazı ikame etmendir. Değil mi? ve tusime şehre Ramazan yani Ramazan ayında oruç tutmandır buyurmuşlar. Yani bunlar Müslümanların alametidir. Cenab-ı Hak ekranda da gördüğünüz gibi Bakara suresinin 108. ayetinde bize orucu farz kılıyor. Ve şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine emenü Ey iman etmiş olanlar Yani bu hüküm kime geliyor? O hükümün geldiği andan öncesine kadar iman etmiş olanlara o hüküm geliyor. Yani emenü diye mazi sigasına geliyor. Bu şu demektir. Bir insanın bir ameli yapması için önce onun iman etmesi gerekir. İman etmesi gerekir. Önce iman sonra amel gelir. Onun için mazi sigasında yani geçmiş zaman perfect falan var hani yabancı dillerde perfect var, imperfect var. Yani geçmiş zaman sigasında geldiği için önce iman eder. Sonra o iman edene bu hükümler vardır. İman etmeyene hükümler yoktur. Ona sadece iman etme emri vardır. Yani o sadece imandan sorulacak. Yani İmam-ı Rabbani Hazretlerinin de hükmü, içtihadı böyledir. Onlar kıyamette amelden değil imandan sorulacak. Tabi onun cezası da ağır olacak. En büyük günah çünkü imansızlık. Peki iman edenlerden ne bekliyor Cenab-ı Hak? Ey iman edenler kütübe yazıldı. Kütübe yazıldı. Yani farz kılındı anlamında. O bir yere hüküm olarak yazıldı. Gerek levh-i mahfuza yazıldı. Gerekse burada hani bir teşbih vardır. Yazıldı. Yani farz kılındı. Kim üzerine? Aleyküm. Sizin üzerinize farz kılındı. Şimdi aleyküm biliyorsunuz aleyküm ifadesi geçtiği zaman herhangi bir hadis-i şerifte veya ayet-i kerimede aleyküm vacibiyet, vücubiyet ifade eder. Yani o bizim üzerimize vacip olur en azından veya farz olur. Yani bizim aleyhimize olur. Yani bize, bizim omuzlarımıza görev olarak yüklenmiş anlamına gelir. Aleyküm. Peki ne yazıldı? Es-siyamü siyam. Yani siyam, saum, oruç tutmak size yazıldı, buyuruyor. Peki, oruç yeni bir şey midir? Yeni mi geldi? Daha önce var mıydı? Kema, kütübe, ne gibi yazıldı? Kema, kütübe, yazıldığı gibi, kim üzerine? Alellezine, min kabliküm, sizden öncekiler üzerine yazıldığı gibi, oruç size, farz kılındı, yani yazıldı, farz kılındı. O artık bir yere yazıldığı zaman nedir? Bir diyelim ki bir kanun maddesi yazıldığı zaman nedir o? Ona herkes uyması gerekir. Yazılmanın manası öyle açıklanabilir. La'allekum <laughs> <laughs> tetequn ta ki yani ola ki takva sahibi olursunuz. Ola ki takva sahibi olursunuz. Peki ne zaman Tutulacak, bu oruç eyyamen madudat sayılı günlerde yani sayılı günler adedince yani adet mastarından geliyor mağdudat sayılı günler demek yani eyyamen burada eyyamen diye fethi olması onun mef'ulü fih olduğu anlamına gelir yani sayılı günlerin içinde içinde o günlerin bir başı var bir sonu var yani Ramazan 1 var veya 29 var bazen 30 var. O da tabii aile hesabı ile ilgili bir şey. Şimdi ayın dünyanın etrafındaki bir dönemümü 29 gün 6 saattir. ve her döndüğü ay yani bir dönem tamamladığı zaman 6 ay saat artar ve bunu dördüncü ayda ilave ederler, 30 gün yaparlar. Yani ayın hesabı öyledir. Bazen 29, bazen 30 olmasının sebebi odur. Güneşte de vardır bu. Güneşte yani dünya güneşin etrafındaki bir turunu 365 gün 6 saatte tamamlıyor. Bu da 1 bölü 4 gün anlamına geliyor. Ve her 4 senede bir gün artıyor ve 29 Şubat yani bu senede olduğu gibi 29 Şubat böyle oluşmuş oluyor. 29 Şubat'ın oluşması böyle yani. Her 4 senede bir 6 saat ne yapıyor? 4 kere 6 24 yapıyor. Bir gün fazla oluyor. Onu da 29 Şubat yapmış oluyorlar. Böyle ayarlanmış. Ayda da bu vardır. Bazen 29 gün bazen 30 gün böyle devam eder. Yani takvimler ona göre ayarlanmıştır. Bu bir matematiksel bir şeydir. Çünkü Cenab-ı Hak ayın turunu, devrini ayarlamıştır. Saniye şaşmaz. Saniye şaş Yani Şimdiki cihazlarla e, santımına kadar, salisesine kadar ölçüyorlar, değil mi? Bel kamera, yazın şeftle bel kamera katlar nahu menazile buyuruyor Hazreti Allah. Biz ay içinde belirli menziller ziller takdir buyurduk. Mena hatta orucu orucunil kadim. Ki o böyle bir yay parçası gibi geri döner diyor. Yani hilalı kastediyor. Yani bir yay parçası gibi. Hani ok atılan yaylar var ya. Bu metal yaylar değil. Ok atılan yaylar var. Onlar gibi böyle hilal olarak geri döner. Evet. Yani eyyemen madudat bu şekilde e, adetli günler anlamında. Evet. Femen kâne kim ki olursa minküm sizden yani oruç tutanlardan, Müslümanlardan. Çünkü buradaki minküm ellezine amenüye atfediliyor. Oraya gidiyor yani. Oraya rücu ediyor sizden iman edenlerden o belirli günlerin içinde kim olursa nedir olursa meraydan hasta olursa hasta olursa burada hastalığın detayları belirtilmemiş mesela kronik hasta olur o gün için hasta olur bir günlük hasta olur bir haftalık hasta olur o hasta olduğu zamanlarda ev ala seferin veya seferi olduğu zaman yani Ramazan-ı Şerif'in girmiş. Diyelim ki Ramazan-ı Şerif'in üçünde misal olarak söylüyorum. sefere çıkması yani yolculuğa çıkması gerekiyor. Bu da seferde nedir? 90 kilometreden ilerisi seferidir. 90 kilometre. Yani bulunduğu şehrin, bulunduğu semtin, hani eskiden mezarlıklardan itibaren ölçülürmüş. Şu an e, her semtin çıkış tabelası var. Trafik tabelası. Hani bazı yerlerde onun üzerine bir çizgi çizilir. İşte bu şehrin sınırı buraya kadardır diye. E, oradan itibaren 90 kilometre yolculuğa çıkan veya daha fazlası için yolculuğa çıkan seferi sayılır. Efendim bunlara misafir denir. Yani seferi olanlara misafir denir. Öyle her gelen gidene misafir denilmez. 90 kilometre yoldan geldiyse Zamanımızın ölçülerine göre tabii 90 kilometre. Bu ister e, uçakla olsun, ister helikopterle, ister e, otomobille olsun fark etmez. 90 kilometre ve fazlası seferi ve misafir olmaya sebeptir. Onlara iyilik ve hürmet etmek gerekir. Hatta zekat bile verilebiliyor yolda kalmışsa, misafirse. O ayrı bir konu. İşte Cenab-ı Hak da bu misafir ve hasta olanlara bir fırsat, ruhsat tanıyor. Bunlar için ne vardır? tüm min اَيَّامٍ اُخَرَى Yani değişik Ramazan'ın dışındaki başka günlerde iddet yani saymak, iddet saymak anlamına adet maslarından yine saymak vardır. Yani bir gün tutamadıysa bir gün kaza edecek. İki gün tutamadıysa iki gün kaza edecek. Böyle iddet vardır, buyurmaktadır. Ha, i̇ddet sayma, adet, yani mağdudat, iddet bunlar aynı kökten geliyor yani. Adde ya'uddu. Ee, saymak veya efendim e, sayılı olması, mağdudat sayılı olması demek. İşte başka günlerde ne yapacak? Hasta olduğu hasta olduğu hani akut hastalık diyorlar ya böyle hani aniden gelen hastalık var. Bir de kronik hastalık var. İşte herkes hasta olduğu günler için ne yapacak? Ee, kaza edecek. Sonradan Ramazan-ı Şerif'in dışında o orucunu kaza edecek. Eyyam-ı uhar o demek yani. Diğer günlerde. Ve alellezine yutiyakunehu e, takat getirenler için vardır. Yani gücü yeten, maddi anlamda gücü yetenler için vardır. Ne vardır? Fidyetün bir fidye vardır. Yani bir güne bir fidye, iki güne iki fidye bu şekilde. Peki bu fidye nedir? taâm miskinin miskinin, bir miskini doyurmaktır. Oruç, efendim, fidye vermektir. Tabi bunların detaylarını fıkıh kitaplardan araştırmak gerekir. Fidye şimdi, belirli bir maddi karşılığı, yani fiyat olarak bir karşılığı yok. Yani fakir, yani oruç tutamayan bir insan kendi ne yiyorsa yani iyisi en iyi yemeği en e, düşük kaliteli yemeği bunun ortasını e, bir gün bir fakire yedirmesi bir fidyedir. Bunun fiyatı önemli değil. Mesela e, diyelim Avrupa'da farklı fiyat olur, Asya'da farklı fiyat olur, Afrika'da fiyat farklı olur. Yani önemli olan o fakirin doymasıdır. Burada ölçü budur. Onu sevindirmek, memnun etmektir. Efendim. Ama femen tadavva hayran kim ki diyor tadavu yaparsa yani tadavu demek e, isteyerek böyle gönüllü olarak gönüllü olarak fazladan bir şey yaparsa fehve hayrun lehu bu onun için daha hayırlıdır. Yani tabi bu e, şeyi de bir sonraki cümlede de açıklayacak. Ne demek bu tedavu? Ve entesumu hayrun lekum. Yani sizin hasta olmanıza rağmen, seferde olmanıza rağmen, yani yolculuk, seyahatte olmanıza rağmen sizin oruç tutmaklığınız, entesumu o demek, sizin oruç tutmaklığınız nedir? Hayrun lekum. O günleri kaza etmekten, yani tutmayıp da kaza etmekten sizin için çok daha hayırlıdır buyurmaktadır yani hastayım oruç tutamıyorum ama e, azimet için hani ruhsat azimet biliyorsunuz var ruhsat var ama ben azimetle amel etmek istiyorum ve tutmak istiyorum diyen tutarsa diyor o sizin için hayrun çok daha hayırlıdır çok daha iyidir daha hayırlıdır demektir ya tabii şeyde de öyle hani tamam tutamadın, fidye verirken de daha fazlasını vermek. Hani burada bir güne bir miskini doyur diyor, yani miskini doyur diyor, yiyecek bir şey olmayan kişiyi doyur diyor. Ama bir kişi yani, bir büyük aile değil, 5-10 kişilik aile değil, bir güne karşı bir kişilik, bir kişi doyuracaksın. Ama diyor sen daha fazla hani bir güne iki kişi doyurursan nedir bu senin için daha hayırlıdır. Çok daha hayırlıdır. Ecir bakımından ayrı uhrevi sermaye bakımından bu daha hayırlıdır. İnkılap talemin eğer bunu biliyorsanız demiş. Bu sizin için daha hayırlıdır. 185. ayeti kerime. Şehru Ramazane Ramazan ayı. Her Ramazan ayı. Tabi e, yani Arapça ile sarf ile ilgisi olanlar e, Ramadane burada aslında esri olması lazım. Şehru Ramadani ama Ramazan ismi ismi sonundaki elif ve nun maddesi sebebiyle çünkü fazladandır o asıl ramada fiilinden gelmiştir. Elif ve nun maddesi ha harf ve yani sonuna sonradan isim, isim yani isim yapıldığı için yapıldığından eklendiği için ne oluyor? Özel isim oluyor ve gayrimun sarıf oluyor. Onun için feta şehru şehr ramadane Ramazan ayı. Ellezî Ünzile fihil Kur'an. Ünzile ellezi, oldu Ramazan'a ki Ünzile fihi o ayın içinde o ayın içinde bir vakitte indirildi. İnzal edildi. İnzal buyuruldu ne? El Kur'an'ı Kur'an-ı Kerim. El Kur'an'ı Kur'an-ı Kerim. Peki bu Kur'an-ı Kerim nedir veya ne olduğu halde? Hüden, hidayet kaynağı olduğu halde. Hidayet, yani yol gösteren, rehberlik yapan, efendim şu şöyledir, bu böyledir, şöyle yaparsan şunu kazanırsın, böyle yaparsan böyle zarar edersin diye yol gösteren kim için? Linne'si insanlar için. Tabi Kur'an-ı Kerim cinniler içinde cinniler içinde hidayet kaynağıdır. Fakat insan burada mahlukatın en şerefsi olduğu için burada insan zikredilmiş. Fakat ins, yani hem ins hem de cinniler kastedilmiştir. Yani bu iki e, sakaleyn dediğimiz hem ins yani hem insanlar hem cinniler bunlar için Kur'an-ı Kerim hidayet kaynağıdır. bir rehberdir. Ve beyinatın beyanatlardır. Beyana yani beyinat açıklayan hani Kur'an-ı Kerim tamam insanlar için kaynak ama bunu bir de açıklaması lazım, açıklanması lazım. Hani sözler vardır değil mi? Hani dünya bir hayattan misal verecek olursak atasözleri vardır, deyimler vardır. Bunların efendim belirli bir kalıplar içinde söylenir ama bunu açıklanması gerekir normal insanın veya çocukların gençlerin anlaması için büyüklerin bunları açıklaması gerekir tabi açıklayıcılığı da vardır Kur'an-ı Kerim'in minel <laughs> Huda vel Furkan aynı şekilde hüde <laughs> yine Hudenlinseki hüde ile aynı manada vel <laughs> Furkan Furkan da Faraka. Faraka fiilinden geliyor. Fark etmek yani Furkan ayır, ayırmak. Ayırmak. Yani ne, neyi ayırmak? Mesela haktan batıl, hak ve batılı ayırmak. Efendim, hidayeti ve dalaleti ayırmak. Yani bir ayrıcılık. Furkan, Kur'an-ı Kerim nedir? Bir ismi de El Furkan'dır. Bir takım isimleri vardır. Furkan da bu isimlerden bir tanesidir. Yine bu e, taşıyan değil mi? Hulefai Raşidinden El Ömerül Hazreti Ömer Emirül Müminin Ömerül Faruk El Faruk da bu anlama gelmektedir. Hakla batılı ayırebilen ayırabilen anlamında El Faruk. Yani kolay kolay yanılmayan, adaleti gözeten, hak ve batılı ayırt eden anlamına gelmektedir. Yani Kur'an-ı Kerim bu ayda inzal olunmuş. İnsanlar için rehberdir, hidayet kaynağıdır, yol göstericidir. Ve aynı şekilde bu Kur'an-ı Kerim hak ve batılı ayırmak ve insanlar için rehber olma bakımından bu durumları da açıklayandır, beyan edendir. Femen, şehida, kim ki e, şahit olursa, yani ulaşırsa, bu aya ulaşırsa, minküm sizden, neye? E şehre, o mevzu bahis olan şehre ulaşırsa, yani Ramazan ayına ulaşırsa, Fel o kişi ne yapsın? Fel yasumhu o ayı oruçlu geçirsin. O ayda oruç tutsun. Hani yasumhu saame yasumu oruç tuttu, oruç tutar. Nasıl bu da tabi nedir? Liyasum. Yani ne emri gayiptir. Oruç tutsun anlamında. Ve men kâne kim ki e, tabi yukarıda bir önceki ayet-i de bunu açıkladık. Hemen kendi meriden kim ki hasta olursa gerek akut gerek kronik hasta olursa ev ala seferin veya yolculukta olursa sefere çıkmış olursa faiddetun min eyyamin uhar Ramazan-ı Şerif dışındaki diğer günlerden güne gün oruç tutar. Yani bir günse bir gün dediğimiz gibi, on günse on gün. Ne kadar artık eksiği varsa onları kaza eder demektir. Yuridullahu, peki niye bunu yapıyor? Cenab-ı Hak, Yuridullahu, Allah Teala, Subhanehu ve Teala Hazretleri diliyor, yani irade ediyor. Yuridu, irade ediyor, diliyor demek. Bir sizin için, ha, Allah sizin için diliyor. Neyi diliyor? El-Yusra, kolaylığı diliyor ve bir kümül o Sizden, sizin için zorluğu, el usru yani zorluk sizin için dilemiyor. Bakın Kur'an-ı Kerim'in bir de böyle şeyi vardır, bir fonetik tarafı vardır. Mesela el yusr böyle söylemesi ne kadar kolay. Yani kolaylık anlamına geliyor. Bir de kolay, yumuşak harflerle. El usr daha böyle zorlayıcı harflerle fonetik yani okunuşu el da zorluk anlamına geliyor. Yani bunların da farkında olup Kur'an-ı Kerim böyle telavet etmek çok faziletli bir iştir yani. Mesela kadap ayetlerini kadaplı okumak, değil mi? Rahmet ayetlerini daha rahmetli, daha merhametli okumak. Bu da Kur'an-ı Kerim'in fonetik kısmıdır. Ya bunun için de Arapçayı anlamak bilmek gerekir. Kur'an-ı Kerim'i anlamak gerekir. Sonra veli tük mülül veli Türk mülül iddete. Evet. Siz e, bu adedi tamamlayın, ikmal edin. Yani ekmele yükmelu, yani lütikmülü. Aslında olur bu da emre hazır bazen bu şekilde de kullanılır yani. Litik milu. Siz tamamlayın neyi? El iddete. Günleri tamamlayın. Yani o sene Ramazan-ı 30 günse 29 tutmayın. 30 tutun. Veya 10 gününü kaza yaptıysanız, kazaya kaldıysa hastalık veya yolculuk yüzünden onu diğer günler 10 günü tamamlayın. O senenin adedi tamam olsun. İddet. O demektir. Yani normalde iddet e, efendim e, kocası vefat eden işte ayrılan ya da boşanan, boşanılan kadınlarda kullanılır. Yani iddet gün saymak demektir o. Gün saymak demektir. Efendim işte oradan da o anlama geliyor yani. Siz e, 30 günse o 30 günü tamamlayın. Velitükebbirullaha bu da aynı şekilde aslında emri hazırdır. Kebburullah demektir. Yani burada işte belirli kaideler yapılmamış. Böyle de lütü kebburu yani manasındadır. Allah'a tekbir edin demektir. Ala mâ size yol gösterdiği için sizi hidayeti hidayete erdirdiği için ne yapın? Allah'ı tekbir edin, Allahu Ekber deyin, günlerinizi de tamamlayın. Efendim, ve leallekum teşkürün. Ola ki şükredersiniz yani. Şimdi burada şu da anlaşılıyor. Ve mürlü iddete, burada ve iddete, günleri tamamlayın. Günler bittikten sonra ne yapın? Kebburullah. Keppurullah'ı ne zaman yapıyoruz biz? Bayram namazında yapıyoruz veya bayram günü camiye giderken, çünkü bayram namazı camide kılınır. Cami olmayan, umuma açık olmayan yerde bayram namazı kılınmaz. Herkesin katılabileceği bir yer olması lazım. Mesela bir aile e, evinde ya bugün de bayram evde kılalım diyemez. Hani çoluk çocuk da toplansın bir araya efendim evimiz de büyük. Bir ailece bir bayram namazı kılalım diyemez. Ne yapacak? Camiye gidecek. Herkesin toplandığı camiye gidecek. Oradaki hikmetler farklı yani. Bir cemiyet hayatı, insanların bir araya gelip toplanması böyle faydaları var. Onun için vaciptir. Hanefi mezhebinde bayram namazı vaciptir. Şimdi bayram namazında Şöyle onu da araya yerleştirelim fıkhi bir konu. Şimdi teyemmüm diye bir bizim mevzumuz var. Ümmeti Muhammed'e hediyedir bu. Diğer ümmetlerde yoktu. Su bulamadığın zaman teyemmüm edersin veya belirli onun mesafesi var. O mesafede ise su, belirli mesafe. O, o zaman teyemmüm edebilirsin. Sa'iden tayyiben yani böyle temiz bir toprak, toz toprakla teyemmüm yapılabilir. Şimdi bir de bir tane istisna daha var. O da alternatifi olmayan namazlar için su da olsa teyemmüm yapabilirsiniz. Birincisi Şimdi alternatifi olmayan namaz nedir? Ee, yani bir öyle teemm yapılabilir. Bir de vakit darlığında da teemm yapılabilir. Mesela diyelim önce vakit darlığından başlayalım. Gerçi diğer ikisi de vakit darlığına giriyor ama bir de alternatif namaz kazası olmayan namaz olduğu zaman. Şimdi alt, e, vakit darlığı şöyle. Mesela ikindi kılmanız gerekiyor. Fırsat buldunuz ama abdest salsan güneş batacak. Yani o derece vakit daralmış. Böyle bir durumda hemen alelacele bir teyemmüm yapıp ikinci namazı kılabilirsiniz. Yani Nurul İzah'ta falan e, fıkıh kitaplarında bu var. Yani bunu kafadan atmıyoruz. Yani güneş battı, batacak diyelim. İkindiden e, misal vermek gerekirse veya sabah namazı da olabilir değil mi? Bunlar çok dar vakitler. Abdest alsam belki uzun sürecek. Hemen ne yapıyorsun? Kollarını sıvıyorsun, efendim. Bir niyet, iki darp mesih yapıp tem alıyorsun, namazını kılıyorsun. Bu böyle. İkinci e, kısım alternatifi olmayan namaz dedik. Bu bunlardan birincisi cenaze namazı. Bir cenaze namazına başlanacak, ama abdest alacak vakit yok. E diğer insanlar da bekletmeye hakkımız yok abdest alırken. Ne yapıyoruz? Şimdi onu abdestim yaptığı namaz kılmazsan o namazın alternatifi yok. O geçti artık yani. Ne yapıyoruz? Hemen alelace bir teyemmüm alıyoruz. O cenaze namazına beraberce durup kılıyoruz. İkincisi de hangi namaz? Bayram namazı. Bayram namazının da alternatifi yok aynı şekilde baktık, geç kaldık, camiye geldik. Hani nasıl geldiğimiz önemli değil. Abdestli geldik, abdestli geldik ama tam namaza duracağız fark ettik ki abdest o an için gitti. Bir şekilde gitti ve abdest almayı unutmuşuz. Sonradan hatırladık. Tam bayram namazına geçilecek. Ne yapıyoruz? Hemen bir teyemmüm alıp namazı beraber duruyoruz. Efendim vakit darlığında bir de alternatifi olmayan, kazası olmayan bu iki namazda aynı şekilde teyemmüme, teyemmümle e, namaz kılabiliriz. Bunu da böyle hatırıma geldi. Çünkü bu, bu konuları işleyen yok. Ben hiç rastlamadım. Ama fıkıh kitaplarında var. Şimdi e, mesela diyelim yolculukta, uçakta, orada burada diyor ki ya kaza ederiz diyor. Ya vakit mi kaldı falan hani önemsemiyor. Ama yani bizde de oluyor bazen. Ama bu cahilimizin farkına varıp da yani farkına varamıyoruz ne yaptığımızın bazen. Ama bunu ahirette işi hesap kitap esasında göreceğiz ki çok önemliymiş. Çok önemliymiş. Senin orada dar vakitte teyemmüm alıp kıldığın o namaz binlerce yapacağın kaza namazından çok daha hayırlı olacak. Çünkü namazın vakti geçip de kaza yaptığın zaman mağfireti ilahi ve rahmeti ilahi kalmıyor. Sadece namaz kabul oluyor ama faziletlerinden mahrum kalıyorsun. Faziletlerinden mahrum kalıyorsun. Borcunu ödüyorsun ama yani tabiri caizse karnın doyuyor ama efendim tatlısından, sütlacından, muhallebisinden yemek nasip olmuyor. Yani yani teşvik yapıyorum şimdi anlaşılsın diye. Yani faziletinden mahrum kalınıyor namaz kazaya kaldığı zaman. Sadece borcunu ödemiş oluyoruz. Yani bu ayet kerime de işte ekmülül iddete ve kebdurullaha e, orucunuzu tamamlayın ve Allah'ı tekbir edin. Yani bayram namazını kılın. Çünkü tekbir bayram namazlarında daha çok söylenir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah ve Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahi'l Hamd. Evet. E böyle de bunu da Cenab-ı Hak size diyor, nasip ediyorsa diyor, siz halinize şükredin diyor. Buna şükredin. Yani bunları küçümsemeyin. Bunları e, nimet olarak nimet olarak bilin ve tanıyın. Ona göre halinize şükredin. Nankörlük yapmayın. Elinizdeki nimetlere şükrederseniz ben o nimetleri sizin için artırırım buyuruyor Hazreti Allah. Evet şimdi Ruhul Beyan tefsirinden bu sonuncu ayetten sonra yapılan bir açıklamayı beraber okuyalım. Evet kaynak tefsir kütüphanesi Ruhul Beyan tefsiri Bakara suresi ayet 185 Şüphesiz tüm amellerde özellikle oruçta niyet şarttır. Niyet kişinin kalbiyle de oruç tuttuğunu bilmesidir. Yani, yani niyet e, dille değil, kalbiyle aslında niyettir. Namazda da aynı şekilde. Namazda niyet nedir? Kişinin hangi namazı kıldığını bilmesidir. Yani ezbere diliyle söylemesi yetmez, kalbiyle bilmesi gerekecek. Ne yaptığını bilmesi lazım yani, ne yaptığının farkında olması lazım. Müslüman kimse, Ramazan gecelerinde zaten niyetsiz yapamaz. İmsak bazen adet gereği, bazen iştahsızlıktan olabildiği gibi hastalık ve riyazet yani perhiz maksadıyla da olabilir. Bir de ibadet için imsak vardır. İbadet ise niyetsiz gerçekleşemez. Yani buradaki imsak kelimesi o imsak vaktini kastetmiyor. Yani yemeden içmeden kesilmek anlamında. Bu diyor hastalık veya peris sebebiyle olabilir diyor. Ama diyor bunu ibadet maksadıyla yapmak gerekir. Önemli olan da odur. İbadet ise diyor niyetsiz olmaz. Yani şunu hulası olarak şunu anlatmaya çalışıyor veya kastediyor. Niyet olmadan aç kalmak perhiz gibidir diyor. Yani oruç olmaz. Oruç için niyet etmek gerekir. Ondan sonra imsak yapabilirsin. Oruç için niyet her gün şarttır. Çünkü her günün orucu başlı başına bir ibadettir. Mesela insan bir günkü orucunu ifsad ederse yalnızca o gün gerekeni yapacaktır. Yani yalnızca o gün için kaza etmesi gerekir. Yoksa o yüzden bütün bir ayın orucu geçersiz kılınmaz. Ancak teravih böyle değildir. Teravih namazının her iki rekatı için ayrı ayrı niyete gerek yoktur. Çünkü teravih namazının tamamı bir tek namazdır. Sahih olanı da budur. Oruç için niyet zorluğu ortadan kaldırmak için gündüzün ortasına kadar da caizdir hani imsak yap yani imsak yapmışız. Hani ağız çalkalama diyorlar halk dilinde. Ama niyeti unutmuşuz. Bu gündüzün ortasına kadar da caizdir diyor. Hani zaten doktora falan gidilecekse öğleye kadar niyet tehir edilebiliyor biliyorsunuz. Ancak hadislerde oruca niyetin ancak geceden olabileceği konusuna gelen rivayetler faziletinin azalacağına yorumlanmıştır. Yoksa oruç sahih olmaz anlamında değildir. Ancak kaza oruçları, kefaret oruçları ve mutlak anlamdaki adak oruçları böyle değildir. Çünkü bunlar için belirlenmiş herhangi bir zaman yoktur. Dolayısıyla karışıklığı ortadan kaldırmak için bu oruçlara geceden niyet edilir. Yukarıda sözü geçen gündüzün ortası meselesi ikinci fecirden büyük kuşluk vaktine kadar devam eden süredir. Dolayısıyla bu vakitten erken niyet edilirse günün büyük çoğunluğunu çoğunluğu niyetli geçirmiş sayılır. Ancak kişi bu vaktin geçmesinden sonra niyet ederse zamanının çoğunu niyetsiz geçmesi sebebiyle caiz olmaz. Çünkü itibar çokluğadır. Teravih namazı müekket bir sünnettir. Yani teravih namazının e, kılınması müekket bir sünnettir. Müekket sünnet demek çoğu zaman kılınır, bazen terk edilir. Ama kılınma şekli gayr müekkettir. Yani namazın kendisi müekkettir, müekket sünnettir kılınması yani kılınış şekli gayrimyakkettir. Yani iki rekatta bir e, tahiyyattan sonra salli barik okunur. İster e, selam verilebilir, ister dört rekata tamamlanabilir. Yani bu şekilde gayrimyakkettir. Ama kendisi müekkettir. Efendim Hulevahir Aşid'in aynı şekilde buna devam etmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah size orucu farz kıldı, ben de kıyamını, yani teravih namazını sünnet kıldım. Yani orucu farz kıldı, ben de kıyamını sünnet kıldım. Hazreti Ömer, Ramazan ayında kılınan teravihi işaret ederek, bu ne güzel bir bid'attır derken şunu söylemek istemiştir. Yani bid'attır, aslında bid'at, Dinin bir hükmünü gerek farz olsun gerek sünnet olsun bir hükmünü kaldırıp onun yerine gelmişse bu bid'attır bu tehlikelidir. Çünkü dinin bir hükmünü değiştiriyor. Gerek farz olsun gerek sünnet olsun. Ama yeni konulan bir uygulama diyelim bir adet herhangi bir hükmü değiştirmiyorsa bu nedir? İstihsandır yani şeydir. Güzeldir, İnsanların menfaati için yapılmıştır. Güzelliktir bu. İstihsandır veya maslahayı e, hani vardı ya hani şeyde, Maliki mezhebinde maslahat için yapılmıştır. Toplumun faydası için yapılmıştır. Veya daha güzel görüldüğü için yapılmıştır. İşte e, rivayete göre Hazreti Ömer'in ne güzel bir bidat demesi. Yani bizim anladığımız bidat anlamında değil de yani bir yenilik anlamında. Şunu kastediyor. Hz. Peygamber gerçi teravih namazını kılmıştır fakat bunu devamlı kılmamıştır. Terk ettiği de olmuştur. Zaten dedi ki sünneti müekkede demek bazen terk etmiştir anlamına geliyor. Ayrıca insanlar bunun için bir hayat getirmemiştir. Dolayısıyla teravih namazını muhafaza etmek insanlarla cemaat halinde toplanmak ve buna deva davet etmek bir itaat bir yeniliktir. Kurtubi'nin tefsirinde geçtiği gibi bu övgüye değer bir itaattır. Yani itaat-ı hasene diyorlar buna. Öyle ama e, İmam Rabbani Hazretlerine göre bitatın hasenesi olmaz. Bitat bitattır. Çünkü cemaati insanları cemaat halinde teravih için bir araya toplamak başka bir hükmü ortadan kaldırmamıştır aslında. Yani insanları böyle beraber namaz kılmaya teşvik etmek, insanların birbirlerine bir, bir araya gelip işte sık sık görmelerini, sohbet etmelerini, kardeş duygularını pekiştirmek için bu maksatlarla bir araya insanlar toplanmıştır. Bunu da icat eden Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleridir. Ve Hazreti Ali Efendimiz de onun için dua etmiştir. Allah e, mescide, Allah mescitleri mescitlerimizi aydınlattığı için ve Ömer e, gibi Ömer'in kabrini aydınlatsın gibi duası vardır. Resulullah Efendimiz eshabını Ramazan'ın gelişiyle müjdeleyerek şöyle buyurmuştur. Size Ramazan ayı mübarek bir ay gelmiştir. Allah size bu ayın orucunu farz kıldı. Bu aydan göğün kapıları açılır, cehennemin kapıları kilitlenir, şeytanlar da zincire vurulur. Bu ayda öyle bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Kim bunun hayrından mahrum kalırsa o her şeyden mahrum kalmıştır. Bazı alimler Ramazan ayında insanların birbirlerini tebrik etmelerinin buna dayandığını söylüyorlar. Sehavi de El Mekasidul Hasene adlı kitapta şöyle diyor. Bayramlarda ve bazı aylarda insan tebrikleşmeyi adet haline getirmişlerdir. İbn Abbas'tan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Kim cumadan ayrıldığında kardeşiyle karşılaşırsa ona Allah ve bizden ve sizden kabul etsin desin yani e, Cuma'dan ayrıldıktan sonra yani böyle hani daha Cuma gecesinden Cuma tebri değil de Cuma'dan ayrıldıktan sonra hani onun şeyi var Arapçada bir güzel tabiri var takabbelallahum minküm ve minna veya takabbelallahum minna ve minküm denir hani burada önce bizden sonra sizden demiş yani, takabbelallahu minna ve minküm diye bir kardeşine söylesin diyor. Yine rivayete göre komşuluk haklarından olarak gelen merfu bir ifadede şöyle denilmektedir. Eğer komşusuna bir iyilik isabet ederse tebrik eder, bir kötülük isabet ederse taziyede bulunur veya hastalanırsa ziyaret eder. Orucun adabından birisi de dış organları organları korumak ve içten geçecek kötü düşüncelere de engel olmaktır. Allah'a yaklaşmak ancak haramları terk etmekle sağlanır. Sünnet olan oruçlu için sünnet olan iftarda acele etmek, sahurda geciktirmektir. Çünkü gece orucu yani iftar etmek sizin oruca devam etmek bir attır. Şöyle rivayet olunur. Kim bir açı doyurursa veya bir çıplağı giydirirse veya bir yolcuya barınak temin ederse Allah onu kıyamet zorluklarından korur. Abdullah bin Mübarek her yıl fakirlere ve talebe bin dirhem infakta bulunur ve fudayl bir iade derdi ki Eğer sen ve arkadaşların olmasaydı benim ticaretim de olmazdı, ticaret yapmazdım. Yine o Fudayl bin İyad ve arkadaşlarına şöyle derdi. Siz dünyalıkla uğraşmayın, ilimle uğraşın. Ben sizin ihtiyacınızı karşılarım. Yahya Elbermaki, Süfyan-ı Serviye her ay bin dirhem gönderirdi. Süfyan da secdesinde onun için şöyle dua ederdi. Allah'ım doğrusu Yahya benim dünyalığımı karşılıyor. Sen de onun ahiretini karşılıyor. Yahya ölünce bazı arkadaşları kendisini rüyada görürler. Allah sana nasıl bir muamelede bulundu diye sorarlar. O da Allah beni Süfyanın duasıyla bağışladı der. Evet. Tabi şöyle duyduğumuz bazı kısımlar, bazı hususlar var. Mesela e, yani derler ya ehli tasavvuf Üç çeşit oruç vardır. Yani Cenab-ı Hak orucu emrediyor ama üç çeşit. Üç çeşit oruç vardır. Birincisi umumi Müslümanların orucu. Yani avam kelimesi geçiyor. Avam umumi demek. Tüm Müslümanların yapması gereken. Yani ister alim olsun, ister zalim, ister evliya olsun. Birinci derece oruç Halkın orucu nedir? E, sabahtan akşama kadar orucu bozacak şeylerden e, uzak durmaktır. Uzak durmaktır. Bunu herkes yapması gerekir. Ondan sonra bu kalabalığın içinden özel kullar vardır. Yani velilerin orucu böyle. Biraz da kalbur üstü e, Müslümanların özel yani takvar sahibi azimetle amel eden Müminlerin, Müslümanların orucu vardır. Bunların orucu da azalarını yani vücut azalarını, efendim beş duyularını da diyebiliriz aslında. Beş duyumuz var. Hani tatmak, koklamak, bakmak, işitmek, dinlemek, dokunmak, dokunulmak. Bunları boş ve faydasız şeylerden uzak tutmak. Yani açlıkla beraber diğer azarlarımızı da gözümüzü, kulağımızı, burnumuzu değil mi? Koku da en tesirli şey kokudur yani. Güzel koku. İnsanın hele oruçluyken başını döndürebilir dışarıda. Dikkat etmek lazım. Efendim böyle şey yani boş işler yapmamak bunlar ne yapar? Bunları e, yapmayan Hakk'a vuslattan mahrum olur. Yani havasın orucu hani belirli bir yola girmiş efendim belirli bir yolda yürüyor kalbur üstü ehli takva ehli ehli tasavvuf bu ne yapar bunun e, yolda olan ilerlemesinde mani olur beş duyularını korumazsa boş şeylerden haramlardan mekruhlardan korumazsa mesela dilini gıybetten korumazsa kulaklarını haram olan seslerden, sözlerden, şarkılardan korumazsa, burnunu haram olan kokulardan, namahrem kokusundan korumazsa, yani bunlar nedir? Orucu, yani ehli tasavvuf için yol almasına mani olan şeylerdir. Böyle, Haram olan bir şeyi tutarsa, efendim, kendi iradesiyle, hani, şehvani duygular içinde tutmaması gereken bir şeyi tutarsa bu da aynı şekilde orucu yani orucun kendisini bozmaz ama sevabından mahrum eder. Böyle anlamak lazım. Sevabından, faziletinden mahrum eder. Yani hep dünyevi şeylerden misal vermek daha tesirli oluyor. Ha sen yemeğini yersin. Hani anlama bakımından söylüyorum. Sevabını alırsın. Hani yemekle e, şey yaparsak, teşbih yaparsak ama tatsız tuzsuz olur. Fazileti olmaz, bir tadı tuzu olmaz. Senin için iyi bir hatıra olmaz. Böyle düşünmek lazım. Bir de bu havas denilenlerin havasları var. Yani bunlar zirvede olanlar. Yani böyle efendim Allah yolunda takvanın da üzerinde havasul havas olan belirli insanlar var. Tabi onlar azın azıdır ama onların orucu da kalbine Allah'tan gayrısı kalbine gelirse veya onların kalbi Allah'tan gayrısına yönelirse ve sırrı başkasına bağlanmak bağlanmaktan kaçınmazsa kaçınması der yani kaçınması o da onların orucudur. Yani kalbinde Allah'a bağlayacak, Allah'la rabıta halinde olacak. Hani vesile diyor için, bak Allah'a vesile arayın, bir vesileye yapışın. Bu vesile dolayısıyla kalbini Allah'a bağlayacak. Ama ondan kalbin bir an gafil bırakırsa onların orucu da böyle zedeleniyor. Havasul havasayken belki havasa düşüyor. O orada da tutunaması belki avamın e, durumuna düşüyor. Bu şekilde bunların da böyle oruçları var tabi. Tabi böyle duruma gelmiş e, e, kullarını Cenab-ı Hak kendisi özel olarak koruyor. Yani Bir kulumu sevdiğim zaman diyor ben onun bakan gözü olurum, işiten kulağı olurum diye böyle teminat veriyor. Teminat veriyor. Zaten hani Bedir Harbi'nde de düşmanı taşlamışlardı. Orada da Hz. Allah ne buyuruyor? Ve ma rameyte iz rameyte ve Allah rama. Yani sen o taşı attığınız zaman siz atmadınız. Allah attı. Yani Allah insanı nesi oluyor sevdiği zaman ne bileyim taş atarken attığı eli oluyor. Bakarken baktığı gözü oluyor. Ona yanlış bir şey yaptırmıyor. Yani Ramazan-ı Şerif tabi hürmetine de Cenab-ı Hak bizlere de herkese belki olmaz ama bizlere de nasip müyesser eylesin. Yani çünkü azın azı öyle insanlar. Sadece temenni düşer. Efendim olur veya olmaz. Ona bir şey diyemeyiz. Sonra Cenab-ı Hak'tan başkasını müşahede etmekten uzak tutmak da havasul havasın orucudur. Kalbi sürekli Yüce Mevla'nın huzurunda tutmaktır. Devamlı onu, onu gördüğünü, onun huzurunda olduğunu düşünmek. Bu orucun sahibi sürekli oruç halindedir. Yani bu Ramazan-ı Şerif'in dışında da oruç halindedir. Çünkü onun bu hali, manevi hali tüm sene devam ediyor. Yani sadece Ramazan-ı Şerif'te değil. İlahi huzurda kabul gören arifler sürekli oruçludur. Kendilerini haktan perdeleyen şeylerden devamlı korunurlar kalpleriyle sürekli namaz halindedirler. Allah bizleri onlardan istifade ettirsin ve kendileriyle birlikte haşretsin. Amin. Evet. Hani anlatırlar ya e, ümmetin abisi yani ümmetin ümmeti Muhammed'in büyüğü Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazretleri Sıddık Ekber Öyle derlermiş ya Resulallah ben öyle bir hale kavuştum ki öyle bir durum bende oluştu ki nerede olursam olayım hani abdesthanede olayım, tuvalette olayım, defi esnasında her zaman sizin e, yani simanız gözümün önüne geliyor. Devamlı beraber olduğumuzu görüyorum ve bundan utanç duyuyorum. Hani öyle ya hani uygun olmayan hallerde de diye bu şekilde halini arz ediyor. Evet. Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerifi hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Tüm dünyada, diğer dünyalarda da varsa efendim Müslüman kardeşlerimizi sıkıntılardan, belalardan Efendim, savaşlardan, kötülüklerden, tecavüzlerden, katliamlardan korusun. Metanet, sabır ihsan eylesin. Siyahat, selamet, afiyet ihsan eylesin. Şehitlerimizin şefaatlerine bizlerine aile mazhar eylesin. Tabi dünya olarak acı, acımız var. Acımız büyük. Acımız büyük. Şöyle bir şey de anlatırlar. Bir gün Resulullah Efendimiz böyle daha önceki ümmetlerden eziyet edenlerin hani var ya bu Firavun'un kızının hizmetçisi efendim mesela Zekeriya Aleyhisselam'ın testiyle doğranması değil mi Tes, testereyle hani doğranması ağacın içinde gibi. Bunları Resulullah Efendimiz böyle duyunca, öğrenince Tabi Cebrail Aleyhisselam bildiriyor ona Tabi üzüldü, ağladı, dua etti Ya Rabbi benim ümmetimi böyle şeylerden koru dedi Yani onlar böyle şey yaşamasın Diri diri kaynar kazanlara atılmasın Testerelerle doğranmasın Onlar rahat olsunlar Zaten kendisi rahmet peygamberi. Hazreti Allah duasını tabi kabul etti ama Cebrail aleyhisselam gel dedi ki ya Resulallah Cenab-ı Hak duanı kabul ediyor. Ee, buyuruyor ki Habibime söyle onun ümmetine dışarıdan sıkıntı vermeyeceğim. Yani önceki ümmetler gibi sıkıntı vermeyeceğim. Ama dedi onlar kendi aralarında bir araya gelemeyecekler. Yani iş sıkıntı olacak, bölünecekler. Bunu da bu şartla Cenab-ı Hak kabul etti. Yani tabi bu bir bahane değil ama ha, o kadar e, bölündü Müslümanlar. Bir araya gelemiyor. Onun yaptığını öbürü beğenmiyor. Aslında hedef bir hedef. Cennet ve cemal-i ilahi. Ama nedense Nedense artık baş olma sevdasından mı bilemiyoruz. Hani bir şey vardır meşhur. İki Türk e, yani iki Türk demeyelim de hani bizim insanlarımız bir araya gelir, hayırlı bir iş için iyi niyetlidir, gerçekten güzel şeyler planlarlar. Ama kim başkan olacak, kim bu cemiyeti yönetecek, onda karar kılamazlar. İşte böyle gereksiz şeylerden dolayı da bir araya gelemiyoruz. Güç sahibi olamıyoruz. Kimse kimseyi beğenmiyor. Neden? İşte onun yaptığını o beğenmiyor. Efendim. Yani tabi bizde böyle yüzde yüz böyle bir reçete yok bunun için. Zaten olsa bu hale düşmezdik de. Ama durum bu yani. Çok güzel şeylere niyetleniyorlar. Ama kim yönetecek, kim başkan olacak? Konu bu olduktan sonra da anlaşamıyorlar ve o iş kalıyor. Yazık. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Kadir gecemizi ihmal etmeyelim. Fakirleri ihmal etmeyelim. Yani yolcularımıza sahip çıkalım. Seyahatte olan Müslümanlara sahip çıkalım. En azından hiçbir şey bilemiyorsak hiçbir şey bilemiyorsak dilimizi tutalım. Ne buyuruyor Hazreti Allah? Bakara suresinde Kavlun marufun hayrun min sadakatin tetbe'uha Yani hoş bir söz veya susmak da olabilir. Hiç yani yüzünü ekşitmemek. Hoş bir söz kendisinden sonra eza, eziyet gelecek bir sadakadan çok daha hayırlıdır diyor Cenab-ı Hak. Yani ne demek bu? İki kişi var. Birisi e, efendim gücü yetmiyor, bir şey verememiş veya yeni vermiş, e, ikincisi de vermek istemiyor. Hani sık sık olunca. Ama bir şey demiyor. Yani kızmıyor, suratı da ekşitmiyor. E, i̇steyenin e, gücünü üzmüyor. Ama diğeri var. Diğeri var. Ne yapıyor? Hem veriyor hem işte bu, bıktık, usandık bunlardan. Bilmem hep bizim vereceğiz. Biraz da çalış. Mesela böyle da yani şey yap yani sen gücün kuvvetin yerine çalış gibi hem veriyor hem üzüyor. Böyle yapandan birinci yapan daha hayırlıdır diyor Hazreti Allah. Yani çünkü burada asıl olan nedir? Senin verdiğin para veya maddiyet değildir. Asıl olan insandır. İnsanı üzmemek hoş karşılamak. Yani o an o senin bilmez ki gücün var mı yok mu yeni mi verdin veya ne zaman verdin başkasına bir faydan oldu. İsteyen kişi onu bilemez. Yani onu senin ayarlaman lazım. İsteyeni üzmemen lazım. Hele bir de böyle güzel, mübarek, rahmetin bol olduğu, sağanak yağış gibi rahmetin yağdığı Ramazan ayında da dikkatli olmak lazım. Zaten bir benim kendi tecrübem bu. Böyle mübarek günlerde, gecelerde insanlar böyle daha gergin oluyor. Birbirlerine daha e, kızarak konuşuyor, hakaretle davranıyor. Yani böyle oyunlara gelmemek lazım. Tamam şeytan şeytan zincire vuruldu. Değil mi? Vesülsületi şeyatin hadis-i şerifte geçiyor. Zincire vuruluyor ama şeytan zincire vurulduğu zaman nefis uyanıyor eyvah diyor ben şimdi yalnız kaldım iş bana düştü diyor. Fakat nefis, bir nefis 70 şeytandan daha güçlü. Daha yani 70 şeytan gibi yükleniyor insana. Şeytanın şeytanın zincire vurulduğu artık bir müjde midir? Artık bir tehdit midir? Onu ben tam anlayamadım. Müjdedir tamam şeytan rahat bırakıyor ama tehdit de olabilir. Yani şeytan sizi rahat bırakıyor ama sizin nefsiniz var şeytan daha şeytandan daha güçlü gibi de anlayabiliriz. Evet. evet. Şimdi birinci gün Bununla iktifa edelim. İnşallah Allah nasip ederse bunlar istemekle olmuyor biliyorsunuz böyle efendim anlatmalar, video çekmeler. Allah izin verirse yani bizi bu hizmetin, bu dini hizmetin efendim salayetleri, yetkilileri bizi ne kadar kullanırsa bu işte o kadar biz yapabiliyoruz, o kadar konuşabiliyoruz, o kadar açılabiliyoruz. O da çok önemli. Bazen insan bol zamanı oluyor, yani rahat oluyor içi, işi dallandırabiliyor konuyu. Bazen de bir şey darlık halinde oluyor. Yani önündekini okuyup geçiyor. Bunlar hepsi normal, hepsi nasip meselesi. Önemli olan anlatılan şeyin karşıdakini de dinleyen de etki yapması. Yani tohumu attığım zaman veya anlatan kişi bir tohum atıyor. O insanına göre o tohum filizleniyor. Bazı insanlar sert kaya gibidir. Ne ekersen ek bitmez. Bazıları böyle kalitesiz toprak gibidir. Biraz biter, biraz bitmez. Bazı topraklar da güzeldir, verimlidir. Gübre atmasan bile çok şahane bitkiler biter. Yani burada iş sadece anlatan da değil. Dinleyen de çok önemli. Dinleyen e, ee, iyi niyetle dinlemesi lazım. E, ee, tevbe istiğfar etmiş olması lazım. Çünkü tevbe istiğfar etmediği zaman atılan tohum tutmaz. Onu da söylemek lazım. Böyle işte böyle. Allah işimizi, gücümüzü rast getirsin diyelim. Bildiklerimizi amel etmeyi nasip etsin. Bilmediklerimizi öğrenmeyi Ramazan şerefiniz mübarek olsun. Efendim hayırlı iftarlar diliyorum. Subhan rabbike rabbil Amma ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.